Merhaba arkadaşlar. İskelet sisteminde kafa iskeletiyle başlıyoruz. Kafa iskeletine dıştan baktığımızda yuvarlığa yakın eliptik bir görünümü var. Kafa iskeletini oluşturan kemiklerin tümü mandibula hariç birbirleriyle hareketsiz eklemlerle yani suturalarla bağlanmışlar. Bunların hepsini tek tek söyleyeceğiz. Şimdi dışarıdan incelerken yukarıdan baktığımızda, üstten baktığımızda görünen kısma norma vertikalis diyeceğiz. Yandan baktığımız kısma norma lateralis diyeceğiz. Önden baktığımızda şurada gördüğümüz kısma norma frontalis. Arkadan baktığımız kısma norma occipitalis. Ve alttan baktığımızda gördüğümüz kısma da norma basilaris adını vereceğiz. Norma vertikalisten başlayalım. Norma vertikaliste yukarıdan baktığımızda gördüğümüz yapıya kalvarya diye isimlendireceğiz. Burada 3 tane dikiş tarzında eklem var. Bunlardan öndeki frontal kemikle parietal kemikler arasındaki şurada gördüğümüz dikiş tarzı ekleme sutura coronalis diye isim vereceğiz. Sutura coronalis. Arkada oksipital kemiklerle, şurası oksipital kemik, parietal kemiklerle arasında oluşan şu üçgenimsi ekleme sutura lambdoidea diyeceğiz. İki parietal kemik arasındaki gördüğümüz şu suturaya da sutura sagittalis diyeceğiz. Sutura sagittalis. Burada başka gördüğümüz os frontali'yi görüyoruz. Şu sutura coronalis ile sutura sagittalis'in birleştiği yere şuraya bregma ismini vermişler. Bregma. Şurası sutura sagittalis dedik. Şurada sutura sagittalis ile sutura lambdoidea'nın birleştiği şuradaki noktaya da lambda adını vermişler. Lambda. Ve occipital kemiği gördük. Şimdi norma lateralis ile devam edelim. Norma lateralis de frontal kemiğin bir bölümünü, parietal kemiği, occipital kemiğin bir bölümünü, temporal kemiğin hemen hemen tamamını, zigomatik kemiği, maksillayı ve aşağıda eklem yapsaydı eğer mandibulayı göreceğiz. Başlayalım tek tek yapıları saymaya. Yukarıdan parietal kemikte neler görüyoruz? Parietal kemiği de içine alan şurada bir fossa temporalis bölgesi var. Fossa temporalis'in üzerinde şurada linea temporalis superior ve linea temporalis inferior göreceğiz. Yine temporal kemikte pars squamosa'sını görüyoruz. Processus zygomaticum'unu görüyoruz. Tuberculum articulare'yi görüyoruz. Şurada net görünmemekle beraber sulcus arteria temporalis media'yı görüyoruz. Buradan aynı isimli arter geçecek. Meatus acousticus externus'u görüyoruz. Dış kulak yolunu. Processus mastoideus'u görüyoruz. Sutura lambdoidea'yı yine göreceğiz arkada. Oksipital kemikte arkada daha net göreceğiz ama şurada da görüyoruz. Protuberansia occipitalis externa'yı görüyoruz. Şuradaki birleşme yerine de temporal, parietal ve oksipital kemiğin birleşme yerine de asterion ismini vermişler. Asterion. Şurası sutura coronalis demiştik. Sutura coronalis ile şurası sfenoid kemik. Sfenoid kemik ve parietal kemiğin birleştiği yere şuraya da pterion ismini vermişler. Pterion. Başka burada neleri görebiliriz? Lakrimal kemiği görüyoruz şurada. Şurada gözyaşı bezinin bulunacağı yer fossa sacchi lacrimalis. Maksiller kemiğin processus frontalisi. Os nasale. Os zygomaticum.
Os zygomaticum'un processus frontalisi, processus temporalisi, processus mastoideisi, pardon maxillarisi. Arcus zygomaticus diyeceğiz. Zygomatik kemikle temporal kemiğin birlikte yaptığı yapıya. Sfenoid kemiği de görüyoruz burada bir kısmını. Sfenoid kemiğin şurası ala majörü. Yukarıdan baktığımız şu parçası. Şunlar processus pterygoideuslar. Lamina lateralisini görüyoruz. Şuraya fossa pterygopalatina diyeceğiz. Şuradaki deliğe foramen sphenopalatinum. Foramen sphenopalatinum. Temporal kemikte gördüğümüz yapılar. Meatus acousticus externus söyledik. Şurası fossa mandibularis. Burası mandibulanın kaputuyla eklem yapacak. Bu şekilde. Tuberculum articulare'yi söyledik ve şuradaki en büyük çıkıntı processus styloideus. En sivri çıkıntı processus styloideus. Yine yandan baktığımızda mandibulada gördüğümüz yapılar. Şurası kaput mandibula. Temporal kemiğin fossa mandibularis ile eklem yapacak dedik. Şuraya insura mandibula diyeceğiz. Insura mandibula. Processus coronoideus. Processus coronoideus. Mandibulanın ramusu ve korpusu. Şurası linea obliqua. Linea obliqua. Şurası foramen mentale. Foramen mentale. Burada gördüğümüz yapılar da bunlar.